Merhabalar. Öncelikle Saha İstanbul ekibine böyle bir organizasyonu oluşturduğu için ve bizi izleyicili buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse ismim Oğuz Feyzullahoğlu. Teknik Koçluk bünyesinde pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktayım. Firmamız 1959 yılında kurulmuş. Türkiye'de kauçuk sektöründe köklü firmalardan biridir. Tamamen yerli sermaye ile hizmet vermektedir. Savunma sanayi, havacılık sektörü, demiryolu, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine hitap etmekte. 350 yakın çalışanımız var ki bunu 4 lokasyonumuzda, Türkiye'deki 4 fabrikamızda sağlıyoruz. 2017 yılında Ar-Ge merkezi olarak tescillendik. Şu an kalite yönetim sistemleri olarak IATF 16.949 çevre belgesi, işçi sağlığı iş güvenliği belgeleri, 27.001 bilgi gizliliği yöntemi ve laboratuvarlarımızdan kaynaklı olarak 17.025 kapsamında laboratuvarımız akredite. Havacılık sektöründe de yine de bu sene AS 9100 ve tesis güvenlik belgesi çalışmalarımızda planlandı ve hızlı bir şekilde yürütülüyor. %65 civarında ihracat yapıyoruz. Bu da dünyada 30 ülkeye ihracat oluşturuyor. Türkiye'de 4 fabrikamız var dedim. Savunma sanayi faaliyetlerimizi Gebze Organize'deki fabrikamızda yürütüyoruz. Aynı zamanda burada Ar-Ge merkezimiz de burada ve test merkezlerimiz de burada. Bunun haricinde Taysat Organize'de, Kaynaş'ta ve Manisa'da 3 fabrikamız daha var. Almanya'da yurt dışı ihracat işlemlerini yaptığımız orada bir back ofisimiz var. Oradan projelerin takibini yapıyoruz. Meksika'da 2 tane iş ortağımız var. Burada ortak üretim yapıp orada üretimi, daha doğrusu burada geliştirdiğimiz ürünleri orada ortak üretimle oradaki müşterilerimize sunuyoruz. Yakın zamanda benzer bir işbirliği Hindistan'da da olacak. Başladı çalışmalarımız. Çekirdek işlerimiz içinde otomotiv, membran ve beyaz eşya sektörleri var. Burada otomotiv sektöründe antivibrasyon parçalar üretiyoruz. Binek araçları için daha çok. Kamyon araçları için fren, körük diyaframları üretiyoruz. Beyaz eşya sektöründe de çamaşır makinelerinin kazan körük contalarını üretiyoruz. Ben tekrar bir geri gelmek istiyorum. Ar-Ge merkezi olarak 2017 yılında tescillendik demiştik. Biz bu kapsamda ürün tasarlıyoruz, geliştiriyoruz. Bunun haricinde çeşitli mühendislik hizmetlerimiz var. Birazdan detaylarına gireceğim. Yine bir şok etici açım test merkezimiz var. Detaylarını birazdan aktarmaya başlıyorum. Şimdi 2007 yılında Milgen projesine biz dahil olduk. Aslında tesadüfen dahil olduk diyebiliriz. Bu bir milli firma olmamızdan kaynaklı olarak biraz tercih edildi. Aynı zamanda Ar-Ge kabiliyetlerimizin bu proje yürütebilecek bir yapıda bulması da tercih sebeplerinden bir tanesiydi. Biz savunma sanayi kapsamında neler yapıyoruz? Ar-Ge merkezimiz bünyemizde şok ve titreşim darbe sönümlendiriciler geliştirdik. Bunu bir katalog ürünü hale getirip ve Teknostop markasıyla şu an piyasada boy gösteriyoruz. Sadece bu ürünleri üretmekte kalmıyoruz ki bunun arkasında yatan mühendislik desteği çok önemli. Bunların seçimleri, analizleri, müşteri beklentileri doğrusunda bunlara cevap verebilme yeteneğine sahibiz. Bunun haricinde ki çok pardon, stop.com olarak da bunun özel bir web sitemiz var. Yani daha detaylı, bu ürünlerle ilgili daha detaylı bir de bu site üzerine ulaşabilirsiniz. Milgen projesinde biz neler yaptık? Burada tasarım danışmanlığı yaptık. Şok ve kontrol planlarını oluşturduk ortak bir şekilde. Artı bir ben bahsettiğim ürün ailesini geliştirdik ve şu an su üstü platformlarının neredeyse asker platformunun tamamında bizim ürünlerimiz başarılı şekilde kullanılmaktadır. Yakın zamanda asker fabrikalar onayla tedarikçisi oldu. Dolayısıyla bütün tersane asker fabrikaları hitap edebiliyoruz. Mühendislik hizmetlerimiz anlamında demin bahsettiğim işte şok ve kontrol planı oluşturma, ürün geliştirebilme
Ve bu ürünlerin seçimleri, short seçim analizini hesaplama, simülasyonlar konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Başlıca referanslarımızı aşağıda görüyorsunuz. Savunma sanayinde özellikle Milgem'le başlayan süreç bir ürün ailesi oluşur dedik. Bunun akabinde kara tip uygulamalarda Altay Muharebe Tankı olsun, Aselsan'ın kara taşımacılık uygulamalarında olsun ya da silah sistemlerinde olsun. Yine biz bu ürün ailelerini kullanmaya başladık, geliştirmeye de başladık. Zaman içerisinde tabii başka beklentilerle beraber sadece kauçuk metal değil, sunumlarda da görmüş olduğunuz tel alat tip, Vairop dediğimiz izolatörlerin de geliştirmesi, üretilmesi başlandı. Bunu da yoğun bir şekilde şu an Türkiye pazarına sunuyoruz. Bunlar daha önceden tahmin edeceğiniz gibi tamamen yurt dışından gelmekte olan ürünler ve bu sayede bir yurt dışı bağımlılığını da kırmış olduk. Bu milli bir görevdi. Deniz, kara uygulamaların ardından ki bu konuda sahanın bize çok büyük desteği oldu, önümüzü açtı. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendilerine bu fırsat itibariyle. Havacılık sektöründe de aktif rol almaya başladık. Şu an genel maksat helikopterimiz olan Gökbey'in 7 referansıyla çeşitli projelerini yürütüyoruz. Elostomal Bearing olsun, çeşitli körükler ile beraber şu an orada 7 referansla geliştirme sürecimiz devam ediyor. Aynı zamanda insansız hava araçlarını bu hem Bayraktar projesi hem Anka İHA'larda, SİHA'larda yine çeşitli özel projeler yürütüyoruz. Bunların haricinde nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar dediğimiz NBC ket elbiselerinin bot kılıflarını ve eldivenlerini de üretime aldık. Bu konuda TSK'nın 160 bin takımlık bir ihalesi vardı. Bunun çok özel bir malzemeden üretilen bu eldiven ve bot kılıfları firmamız sayesinde 5 sene gibi kısa sürede başarıyla teslimatı yapılmıştı. Ve şu an silahlı kuvvetlerimiz bunları gönül rahatlığıyla askerlerde kullanıyorlar. Havacılık sektöründe demin bahsetmiş olduğum ürün yelpazemize bakarsak çeşitli körükler, burçlar ve rotorun en önemli parçalarından olan Elosoma 1'in ki bunu dünyada üreten sayılı firmalardan biriz diyebiliriz. Ve son aldığımız projelerden bir tanesi de yakıt tankı dediğimiz ki aslında sistem vereceğiz öyle söyleyebiliriz. Bunlar da yine bizim proje özel geliştirdiğimiz ürünler. Diğer bir uygulamamız da insansız hava araçlarının kanatlarında buzlanmayı önleyen sistem olan buz kırıcı ürünlerin geliştirmesiydi. Bunlar da şu an başarıyla devam ediyor ve yakın zamanda bunları sonuçlandırıp araç üzerine deneme çalışmalarına da başlayacağız. 2013 senesinde bir test merkezi kurduk. Bu demin bahsettiğim Gebze Organize'deki Ar-Ge merkezimiz bünyesinde. 2017 senesinde de TÜRKAK'tan akreditasyonu tamamlandı. 17.025 kapsamında laboratuvarımız onaylı, 60'ın üzerinde akredite olmuş test metoduyla sektöre hitap ediyoruz. Bununla ilgili sunumun en sonunda bir videomuz var. Uygulamalar göreceksiniz. Burada şok, titreşim ve klimatik testler özellikle uyguluyoruz. Yine burada Tekno ETA diye belirttiğimiz yeni bir markayla gün yüzüne çıkıyoruz. Şu an web sitemizde yayında. Neden ETA? İşte analiz derken yurt dışına da biz bunları açılmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir markayı yarattık. Buradaki en önemli test altyapılarından bir tanesi Türkiye'nin ilk ve tek olan orta ağırlıktaki şok test makinesi. Bu kapsamda birazdan test metotlarını da göreceksiniz. MiLES 901D, BV043 gibi orta boyuttaki şok testlerini başarıyla yapabiliyoruz. Ki MiLES 901D kapsamında da TÜRKAK'tan akrediteyiz. Yani bu belgeye sahip olan ekipmanlar yurt dışına çok rahatlıkla boy gösterebilir durumda. Şok titreşim testlerinin haricinde klimatik test kabiliyetlerimiz de var. Detaylarına geçeceğim.
Hat ve sat seviyelerinde, yani fabrika seviyesinde, liman seviyesinde ya da seyir seviyesinde gerek gemi olarak düşünün, gerek tank olarak düşünün. Hareket halinde her ekipman için yapısal akustik gürültü ölçümlerinde yerinde alabiliyoruz. Bu kapsamda Hazar Denizi'nden tutun Almanya'daki farklı uygulamalarımız çok oldu diyebilirim. Elastomer karakterizasyon ve dayanık testleri de yapabiliyoruz. Özellikle kauçuk firmalarının antivibrasyon parçası için bu uygulamalarımız da mevcut. Son eleman analizleri yapabiliyoruz ve bunları yaparken de konusunda uzman ve yurt dışında sertifikalarda eğitim almış teknik kadromuz bulunmakta. Başlıca test prosedür ve metotlarımıza gelecek olursak MLS 810FK kapsamındaki testleri yapıyoruz. Bunlarda şok, titreşim ve klimatik testler mevcut. 167.1 testleri, YC testleri, ISO 167.50 testleri başarılı yapılıyor. Demin bahsetmiştim. Orta ağırlıktaki şok test makinamızda MLS 901'de ve BF-043 gibi orta boyuttaki şok testten yapıyoruz ki bu da yaklaşık 2 tona kadar olan ekipmanları tabii fikstürde gözden almak lazım. Burada test edebilir durumdayız. Altyapımızı bahsetmek gerekirse servo hidrolik pistonlarımız var. Burada 3 eksende ömür testleri yapabiliyoruz. Medimet şok test makinamızda şok testi uyguluyoruz. Elastomer karakterizasyon testi var ki özellikle burada demin bahsettiğim kavuşuk sektöründeki antivibrasyon parçalarını başarıyla test edebiliyoruz. Data toplayabiliyoruz. Devesoft olarak altyapımız var. Bu demin bahsettiğim FATAT-SAP kapsamındaki yapısal gürültü ölçümleri için önemli. Ve elektrodinamik sarsıcı burada da titreşim ve şok testleri yapılabiliyor. 2 tane de klimatik kabinimiz var. Burada da sıcaklık nem testleri yapabiliyoruz. Ürün geliştirme kapsamında kullanmış olduğumuz yazılımlar, simülasyonlar, analiz programları teknolojiyi son safhasına kadar kullanıyoruz ve bunda 25'in üzerindeki Ar-Ge mühendisi arkadaşımızla devam ediyoruz. Son olarak bu pazar payımız teknokavuşuk olarak %65 civarında ihracata sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunda Çin pazarına kadar dünyada 30 ülkede hitap ediyoruz. Burada da cirosal dağılımı görebiliyorsunuz. Kısaca benim anlatacaklarım bu kadar. Oğuz Bey iletişim bilgileriniz kalsın. Şimdi videoya girelim arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam.